Merhabalar sevgili anneler. İki annemin mutfağı hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Bugün üç kişiyiz. Çünkü çok sevgili Güneş anne bizle beraber. Kendisi bir blogger, iki çocuk annesi. Ve de kırmadı bizim misafirimiz oldu mutfağımızda. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar. Güneş anne. Evet. Önce bir Güneş seni tanıyalım, ondan sonra şu Güneş anne olayına bir açıklık getirelim. Tamam. Ben de diğer tüm yeni nesil anneler gibi aslında biraz da geç anne olan, işte iki çocuk annesi, çalışan, böyle kendi halinde bir kadınım yani. Kaç yaşında anne oldun? 31 yaşında ilk çocuğum oldu. Hı. 31'de. Ondan sonra 33'te de ikinci oldu. Yani araları 18 ay. Biraz hızlı bir gelişim oldu bizim açımızdan da. Ama keyifli, tatlı giden bir süreç oldu bizim için yani. Harika. Çalışıyorsun değil mi sen? Çalışıyorum, çalışıyorum. Reklam sektöründe, iletişim sektöründe çalışıyorum. Hem çalışıyorum, hem annelik devam, hem bir yandan blog devam ediyor. Keyifli devam ediyor. Bir sürü tavşan bir şapkada değil mi? Evet. Peki neler, biraz anlatsana Güneş anneyi. Blogunu ve çıkış niye yazmaya başladın, ne yapıyorsun? Aslında yani Güneş anne benim kendi depresyonumdan ortaya çıkan bir şeydi. Yani bu işte yeni nesil annelerin yine üzerindeki çok baskı, işte şunu yap, buna götür, o pedagog senin, bu şey benim hani vesaire falan. Ama anneler olarak bir şekilde de psikolojik olarak da kendimizi çok anneliğe hazırlayamıyoruz gibi hissettim. Yani bir sürü kurslar var vesaire, nasıl emzirileceğini bile öğretiyorlar. Ama gerçekten lohusa depresyonu ile ilgili hiçbir şey yok yani. Onu insan yaşayınca anlıyor ya bazı şeyleri. Dolayısıyla ben blogda en çok aslında hisleri ve duyguları yazmaya çalışıyorum. Ben ne hissediyorum? İki çocuklu bir annenin hayatında delirme halleri ne zamanlar oluyor? Yani o ne zaman geliyor, ne zaman bitiyor vesaire gibi. Daha hep duygularımı... Nasıl başa çıkılır da anlatıyor musun? Ya elimden geldiğinde. Bir yol bulduysam mesela onu mutlaka yazıyorum. İşte dışarı çıkın, duş alın. Öyle yazılarım var gerçekten onu atmak için. Çünkü insan çok sinirlenebiliyor. Çok normal. Hepimiz insanız çünkü. Anne olmanın dışında öyle bir şey var yani. Ve bunu da insanlara anlatmak için en güzel yol işte o yöntemler dediğin biraz daha. İşte biraz meditasyon yazıyorum bazen, böyle şeyler yazıyorum. Yani bir sürü o rahatlatma, yani ilk duş bile mesela çok iyi gelebiliyor gerçekten. Şey yani, baştan itibaren hep dışarıya, pardon sorun mu vardı? Dışarıya yönelik mi yazmakta hedef, yoksa böyle bir kendi kendine başladığında sonra takipçiler mi oldu? Evet, aslında kendi kendime başladım. Çok kendi kendine gelişti yani. İşte yaklaşık 3 sene tam dolmadı bile, 2,5 sene civarında yazıyorum. Sonra zamanla sayılar artmaya geldi, insanlar işte sevmeye başladılar, paylaşmaya başladılar filan, böyle bir değer yaratmaya başladı ve hoşuma gitti yani böyle bir yolculuk ne olması. Ne sıklıkta giriyorsun? Yani yaklaşık haftada 3 kez minimum girmeye çalışıyorum, 4 kez de girdiğim oluyor. İşte farklı farklı konularda yazmaya çalışıyorum, işte çocukla doğada nasıl vakit geçirilir gibi, işte birazcık o annelik hisleri çok yoğun bir bölümünü kapsıyor blogun. Hani benim de anne misafirlerim oluyor, onları alıyorum arada, onlarla sohbetler yapıyoruz. İşte drama olsun, çocukla oyun olsun, çocukla oyunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok fazla yazıyorum. Hani nasıl oynayabiliriz dışında neden oynamalıyız aslında çok fazla bir içeriği kapsıyor. Ana temalarımız bunlar aslında genel olarak. Ne zaman vakit buluyorsun? Ne zamanlar yazıyorsun? Böyle bir şeyim var, günün akışı var bende. İşte 6.30 gibi evde oluyorum. 6.30'da 9 arası tamamen çocuklardayım uyana kadar. 9-12 arası benim saatim. Çok televizyonla haşır neşir olan biri olmadığım için genelde o saatlerde ya okuyorum ya yazıyorum. Yani ikisi hoşuma gidiyor. Biraz böyle bir şey üretme duygusu beni mutlu ediyor. Gün kaçta başlıyor? Gün mü? Değişiyor. Eğer spora gidiyorsam 7'de, gitmiyorsam 7.30'da. Arı diyebilir miyiz? Evet. Peki büyük kız kaç yaşında şimdi? Büyük kız 4.5 yaşında. Çok. Küçük olan da 3 yaşında. Küçük olan 3 yaşında. Harika. Evet. Evet, fotoğraflarını görüyorum böyle kara böcekler. Çok güzel. Kıvır evet, kıvır saçlı. Kıvır saçlı. Şimdi bir kere bir daha bir altını çizelim istersen. Güneşanne.com diye mi yazacaklar? Evet. Blogumuz böyle. İlgilenen anneler. Instagram'da var. Güneşanne olarak. Instagram, Facebook, bütün hesaplarımız var. Empati ihtiyacı duyanlara galiba. Evet, değil mi? Biraz daha öyle. Evet, evet. Sizi anlayanlar var bu dünyada. Sizin gibi hissedenler var. Evet. Peki bir şey soracağım sana. Bir sürü çalışan anne var. Evet. Çalışan ve iki çocuklu bir anne olmak nasıl bir duygu sence? Yani biraz zorlayıcı bir duygu gerçekten. Çünkü iki çocuk demek iki yani farklı yaşlarda da olduğu için yemek düzeni açısından hep bambaşka düşünmek gerekiyor. Tabii. Başka ihtiyaçlar, işte alışverişiydi, okuluydu vesaireydi, servisiydi, onların iletişimi, veli toplantıları derken yani bir çocuk gerçekten insanın bütün hayatını kaplayabiliyor. İki çocuk tamamını kaplayabiliyor evet. Gerçekten.
Allah'tan çağımızda bu internetle bir şeyler falan da değişti. Mesela kasapla, manavla WhatsApp'tan yazışabiliyoruz. Hani bir takım böyle şeyler de olabiliyor. Bunlar da kolaylaştırıyor hayatımızı aslında. Böyle güzel tatlı ilişkilerle bir şekilde yürüyor. Ama işte öğlen vakti markete gittim veya öğlen vakti emzirmeye eve gittim falan da çok oldu tabii yani o koşturma içerisinde ilk etaplar. Çok da kolay geçmiyor biliyorsunuz. Evet. Peki bizim tabii malum konumuz beslenme olduğu için sana biraz onu soralım. Sen nasıl bir tecrübe yaşadın? Zorlandın mı? Nasıl? Hiç hatırlıyor musun katı gıdaya geçiş? Çok geride kaldım. Ama o kadar da değil yani. Çok çok taze yani. Öyle çok da fazla geride değil gibi. Çünkü yani iki kere bir kere aynı süreci atlattım. Ve kısa süreyle. Ve birinci de çok deneyimsiz olduğum için mesela işte pütürsüz verdim. Mesela püre yaparak vermiştim katı gıdayı. Sonra katı gıdaya geçiş o pütürlü süreçte mesela çok zorlanmıştım ilk çocukta. Mesela ikinci de ezerek vermeyi tercih ettim. Onda mesela daha hızlı ve daha rahat geçtim falan. Yani o etaplar çok farklıydı. Yani o deneyimi iki kez yaşamak da farklıymış anladığım kadarıyla. Ama çok keyifliydi. Tatlı bir doktorumuz vardı. İşte 6. ayda ufak ufak böyle sebzelerle, bir sebzeyle başladık. Hani meyve tatlı olmasın diye. Evet. Minik minik sebzelerle. İşte sonra sebzenin içine biraz et karıştırarak. Sonra hafif meyvelerle falan gibi böyle tatlı bir sürecimiz oldu. Allah'tan çok yemek yemeyi sevmeyen çocuklar değildi. Çok zorlamadılar beni o açıdan. En sevdikleri şeyler ne? Şu an en çok mesela değişik çocuktan. Mercimek çorbasını seviyorlar. Benimki de öyle. Gerçekten mi? Ben şaşırıyorum. Bir de şey yoğurt çorbasını çok seviyorlar. Çok koyuyor. Aynen bizim yediğim mercimek çorbası ve yoğurt çorbası böyle ayrılmaz ikilisi. Onları çok seviyorlar. Onun dışında tabii hani klasik çocuk yemekleri işte köfte, makarna, patates falan onları zaten seviyorlar. Ama daha çok sebze, yoğurt işte o tip gıdalarla beslemeye çalışıyoruz. Daha sağlıklı olsun işte bir haftalık rutinimiz var. Mesela haftada bir veya iki özellikle kışın balık yedirmeye çalışıyorum. Balık için bayağı azmediyoruz yesinler diye. Çok faydalı olduğu için. İşte bir et günümüz oluyor. O gün et tüketiyorlar falan gibi böyle bir program yapıyorum. İkisi de okula gidiyor mu? İkisi de gidiyor okula. O okula gitmeyle birlikte değişen bir şey oldu mu beslenme şeylerinde? Yani mesela okul defterlerinde iyi beslendikleri yazıyor. Yani yemek yedik. Yazıyor ama tabii ne kadar yediklerini bilmiyorum. Çok aç geliyorlarmış gibi geliyor. Ha anne olarak bütün anneler. Aç olmuyor olmaları lazım. Evet yani öyle yazıyor. Dolayısıyla şey yapıyorum bazen böyle. Ama evde de güzel yiyorlar. Yani dolayısıyla ya hafif aç geliyor ya da çok yoruluyorlar. Mesela çok enerji sarf ediyorlar. İşte dışarıda oynuyorlar falan. Herhalde onun da etkisiyle. Ve ben şöyle bir şey Ayşe'nin doktor öğretmeni söylemişti. Ben inanamıyorum. Ayşe iyi yiyen bir çocuktu. Güzel kahvaltı ediyor. Arada atıştırıyorlar bir şeyler. Hani kuru yemiş, meyve falan. Öğlenleyin böyle şey gibi yiyor, gözü dön. Ve öğretmen şunu söylemişti. Fizikselden çok aslında beyinlerini çalıştırıyorlar. Ve onun getirdiği bir açlık vardır diye. Çok hoşuma gitmişti. Evet doğru hani biz hep böyle parkta koşup etmekten bahsediyoruz ama aslında okulda bir taraftan bir sürü şey yeni şeyler öğreniyorlar. Ve o beynin yani beynin açlığıyla ilgili de bir şeymiş aynı zamanda. Öyle demişti öğretmeni. Evet öyle bir şey de tabii, var. Tabii beyin, karbonhidrat. Tabii karbonhidrat. Ha onu diyecektim. Mesela bazı dönemler oldu. Çok fazla makarna, pilav tüketmek istediler falan. O dönemler ben üzülmüştüm biraz. Ay bu sebze mi yiyecekler mi falan filan böyle. Sonra işte konuşunca hani o vücudun da ihtiyacıymış aslında. Tabii. Çok enerji ile ilgili bir şeymiş yani. Sonradan öğrendim onu da. Çok faydalı oldu onu bilmek yani. Rahatlatıcı. Her şey geçici ya böyle. Aslında onu bilmek çok rahatlatıyor. Evet. Telaş etmemek. Evet. Bizde yani, böyle gerçekten. Mesela kum beslenme ile ilgili değil ama mesela uyuduğu vakit falan Sarp hep şey der böyle. Ne çok sevin ne çok üzülün. Güzel günler de geçiyor. Kötü günler de geçiyor. Sakin yani çok, sakin. Çok doğru gerçekten her şey geçiyor. Mesela Cemre şu anda sadece elma yiyor meyve olarak. Başka hiçbir şey yemek istemiyor. Zorladığımız zaman da yemiyor. İşte tadına bakıyor ama falan yemiyor. Nisan da ilk başta böyleydi. Sonra çeşidi yavaş yavaş arttırmaya başladı. Dolayısıyla zamanla artacak diyorum. Hani çok daha üzerlerine gitmeye gerek yok yani tabii. Diye düşünüyorum. Yani. Cemre ile Nisan doğayı seven bir annenin çocukları oldu. Ha bu arada şimdi bakınca bir anda Seda'nın ayakta olmasını bizim gaddarlığımıza vermeyin lütfen. Kendisi hamile olarak böyle daha rahat ettiğini söylediği için. Bizi oturttu değil mi? Güneş bir temizleyelim kendimizi mi? Sonra yorumlar gelmesin aşağıda. Benim ayaklarım çok şişiyor. O yüzden ayakta olmayı daha çok seviyorum. Süper. Başka sen hayallerim ne sonrası için? Nasıl? Hayallerim.
Yani ben şey istiyorum güneş yani çocuklar, güneş anneleyim. Çocuklar büyüdüklerinde böyle çocukluklarıyla ilgili güzel anıları, keyifli anıları olsun istiyorum. Yani öyle bir annelik yaşamaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu yazdığım annelik de aslında böyle bir annelik biçimi. Yani biraz daha ana odaklı. Yani onun mesela yapmak zorunda olduklarımızı da hissediyoruz ya bazen. Ama onları yapmamız da çok şart olmayabiliyor. Çünkü çocuk o an gözle sizinle temas etmek istiyor, oturup oynamak istiyor vesaire. Hep bunları yazmak istiyorum. Dolayısıyla böyle annelerin çoğalması ve birlikte çoğalmamız hoşumuza gidecek bir şey herhalde diye düşünüyorum. Çok var değil mi bu aralar? Yavaş yavaş veya artıyor yani. Artıyor. Yani eğilim artıyor ama yani bizim kültürümüzde de çok fazla olan bir şey değil çocukla oturup oyun oynamak. Çocuk oynar, aile bir yerde olur ya hani böyle bir şey var. Dolayısıyla bunun da hani değişmesi kümülü olarak çok da kolay bir şey değil. Çok yavaş yavaş kademeli olacak bir şey diye düşünüyorum. Peki seni takip edenler neler soruyorlar? Neler soruyorlar? Mesela çokça kitap yazıyorum. Çocuk kitaplarından çok bahsediyorum. O nedenle çok yazışmalarımız oluyor. Yaş vesaire, uygunluk, onları yazışıyoruz. Masallar hakkında çok yazıyorum. Çünkü masallara çok inanıyorum. Orada çok simgeler var ve çocukların hayatını çok güzelleştirebilecek şeyler. O konuda çok fazla sorular gelebiliyor. Masal kitapları vesaire. Veya işte doğada çocuk yazılarında genelde mekan önerilerinde bulunuyorum. Çocukla hafta sonu işte onların fiyatlarını soranlar oluyor vesaire. Hani nasıl gidilir falan öyle şeyler geliyor. Farklı kategorilerden geliyor. Etkileşim. Takipçilerinden de içerik oluşturuyorsun değil mi? Tabii. Mesela isteyenler oluyor. Tatildeydik geçen sene. Şey dediler, bir gün tatilde nasıl geçiriyorsunuz? Çünkü ben biraz daha zorlu geçiriyorum aslında. Güneşte tutmak istemediğim için öğlen saatlerini daha dinlendirerek geçirmeye çalışıyordum. Dediler ki yazın nasıl yapıyorsunuz bunu? Her şeyi yani yazıyoruz. Sokakta. Bunu da yazalım yani. Sonra oturup bir günü yazdım gerçekten. Kaçta kalkıyoruz, kahvaltı ediyoruz işte vesaire akışı yazdım. İşte oluyor yani yazı istekleri de olabiliyor. Çok da hoşuma gidiyor açıkçası yazmak. Dışarıdan yaz alıyor musun? Alıyorum. Gebelik günlüklerimiz var, gebelik yazarlarımız var. Onları alıyorum. Gebelerin çok ilgisini çekiyor evet, bu çok iş. Çekiyor, evet. Başkalarınkinde. Aynen. Mesela edelim. Şimdi Amsterdam'dan bir gebemiz yazmaya başlayacak. O farkı yazacak işte Hollanda, Türk doktorlar, çok testler güzel. Vesaire onları ne kadar yazacak. Enteresan. Evet. Farklı bir içerik olacak diye düşünüyorum. Harika evet. Evet. Eklemek isteyeceğin bir şey var mı senin? Yok çok teşekkür ederim. Çok mutlu biz oldum. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Çok dünya tatlısı. Biraz sakin kalmasını becerebilmiş. İki çocuktan sonra annelere de bunu anlatmak isteyen bir blog güneşanne.com. Video seyretmenin dışında metin özellikle okumaktan keyif alanların aklında bulunsun. Eminim seveceksiniz makalelerini. Evet, çok güzel biz çok sevdik. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hoş geldin.